Sayın rektörlerim, saygıdeğer protokol, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 49. dönem mezuniyet törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 49. dönem mezunlarımızı çok kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Valim, değerli protokol, şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası anısına saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, kıymetli protokol, değerli hocalarım ve kıymetli misafirler. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kırk dokuzuncu dönem mezunlarının ki onlara ders verme şansını elde ettik. Arkamda onlar, önümde de kendilerinden ders alma imkanı bulduğum hocalarım var. Onların sizin aranızda bulunmaktan büyük keyif aldığımı söylemek istiyorum. Bu itibarla bana bu nazik davetlerinden ötürü Fatih Altun hocama ve Tıp Fakültesi Alper hocama nazik davetleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Alper Kemaloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Komutanım, Sayın Rektörlerim, İl Sağlık Müdürümüz, Tabi Odası Başkanımız, Başhekimlerimiz, siz değerli öğretim üyeleri ve tabii ki genç hekimlerimizin kıymetli aileleri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 49. dönem mezuniyet töreni için bir aradayız. Fakültemiz bugüne kadar tam 7.292 mezun verdi. Ve bugün 291 öğrencimizi daha mezun vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ben öncelikle hekimlerimizi yetiştiren değerli ailelerine ve saygıdeğer öğretim üyelerimize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli hekimler, dünyanın ilk 650 üniversitesi arasına giren, Türkiye'de ilk 10 tıp fakültesi arasına giren, akredite olmuş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oluyorsunuz. Uluslararası nitelikte öğretim üyeleri, pandemide Türkovak aşısını geliştirmiş bilgi birikimi ve genetik ve kök hücre alanında nice sayılı altyapıya sahip olan bir üniversiteden mezun olmak sizi başlı başına zaten ayrıcalıklı kılıyor. Siz üniversitemizin yüksek standartlarına uyum gösterdiniz, zorlu sınavları geçtiniz
ve bugün hem kendinizi, hem ailemizi, hem de bizleri onurlandırıyorsunuz. Değerli hekimler, eğitiminizdeki temel amaç bireyin ve toplumun sağlığını korumak, bilimsel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamak, temel klinik becerilere sahip olmaktır. Sizler bu bilgi ve yeteneklere sahip olduğunuzu gösterdiniz. Dahası TÜBİTAK projelerinde rol alarak, yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılarak, sosyal projelerde görev alarak sorumluluk sahibi bireyler olduğunuzu da ispat ettiniz. Fakat bütün bunların yanında sizin eğitiminizi özel kılan bir takım şartlar daha vardı. Yüzyılda bir görülen pandemi ve deprem sizin döneminizde üst üste geldi. Bu zor günlerde acınızı yaşayamadan başkalarının acılarını dindirmeye koştunuz. Kiminiz en ön cephede hastaları karşıladı, kiminiz doğrudan görevi olmadığı halde yardımcı sağlık görevi yaptı, kiminiz deprem sahasında ilk yardıma katıldı ve kiminiz yavrusunu kaybetmiş bir anneye sarıldı. Hiçbir tıp eğitiminde olmayan bu hayat sınavını da başarıyla verdiniz. İnsan onuruna yakışır şekilde davrandınız ve hekimliğin iyileştirmekten fazlası olduğunu dünyaya ve Türkiye'ye gösterdiniz. Hekim olan bir insan değil, insan olan bir hekim olduğunuzu kanıtladınız. Zor dönemin güçlü insanları oldunuz. Eğer eğitimin temel amacı bir karakter eğitimi ise sizler bu eğitimi geçtiniz. Sizin döneminizi özel kılan bir diğer unsur şüphesiz Cumhuriyetimizin 100. yılında mezun olmanızdır. Bizler dünya tarihinde asla köle olmamış asil bir milletiz. Bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz. 14 Mart 1919'da İstanbul işgalini protesto eden tıbbiyeliler bunu çok iyi biliyordu. Milli mücadele için canını veren milletimiz bunu çok iyi biliyordu. Ve bugün işgal kuvvetlerinin şekil değiştirdiği bu dünyada bizler bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz. Bu vesileyle buradan bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarımızı, ayrıca Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getiren kahraman ecdadımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Sevgili hekimler, bugün yeni bir yola çıkıyorsunuz. Önünüzde birçok olanak var. Kiminiz pratisyen, kiminiz uzman, kiminiz akademisyen olarak hayatlarınıza devam edeceksiniz. Fakat nerede ve ne olursak olalım, bazı ahlaki standartlarda hep buluşacağız. Çünkü bizler hekimiz. Hekim, HKM kökünden türemiş bir kelime. Hikmet, hakem, hekim, hakim hep bu kökten türemiş bir kelimeler. Çok önemli anlamları var. Birisi bilgi sahibi demek. Diğeri doğru yargıda bulunan demek. Diğeri engel olan demek. Yani biz hekim dediğimizde hastalıklara doğru yargıda bulunabilen ve hastalıkları engelleyebilen bir kişiden bahsediyoruz. Fakat şunu da eklemem gerekiyor. Sevgisiz iyileşme olmaz. Ve cesaret olmadan kötülük yenilmez. Bu nedenle bilginizle sevgiyi, tedavinize cesareti mutlaka katın. Bu sizi daha iyi bir insan ve daha değerli bir hekim yapar. Bugün hekimlerimizin bazı ciddi problemleri var. Bunları hepimiz biliyoruz. Fakat bunların çözümü yine bizdedir. Yapılması gereken öncelikli şey, mesleki temsilcilikler konusunda yüksek karakterli, iyi hekimlerimizin bir araya gelmesi ve sorumluluk üstlenmesidir. Eğer doğru hekimler bir araya gelmezlerse, ne yazık ki Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi gibi bizim değerlerimizle bağdaşmayan bir yapı bizim temsilcimiz oluyor. Ve bu nedenle haklı taleplerimiz gölgeleniyor ya da yeteri kadar duyulmuyor. Ben genç hekimlerimizin azminin ve iradesinin bu gidişi değiştireceğine inanıyorum. Ümidimiz gençliktedir.
Sevgili gençler, bu sene Kurban Bayramı nedeniyle mezuniyet törenimizi biraz erken yaptık. Bu nedenle Haziran ayı ders notlarımızı henüz sisteme girmedik. Dolayısıyla dönem birincimizi bugün resmi olarak ilan etmeyeceğiz. Ama size söz veriyoruz, Temmuz ayında dereceye giren öğrencilerimiz için mini bir tören yapacak ve dönem birincimizin bu törende konuşmasını da sağlayacağız. Ve sözlerimin sonuna gelirken genç hekimlerimize bazı tavsiyelerim olacak. Birincisi, aşırı uzmanlaşma nedeniyle ne hastalarınızı ne de kendinizi parça parça görmeyin. İnsanı ruhu olan bir bütün olarak görün. İkincisi, kendinize şefkatle davranın. Ancak bu şekilde hastalarınıza şefkatle davranabilirsiniz. Üçüncüsü, enerjinizi kontrolünüz dışındaki olaylara değil, geleceğinize ve eğitiminize harcayın. Dördüncüsü, yurt dışına lütfen kalıcı olarak gitmeyin. Yurt dışına eğitim amaçlı gidin ve tekrar dönüp ülkenize hizmet edin. Son olarak, asla ümidinizi kaybetmeyin. Çünkü umudunuzu kaybettiğinizde kaybedecek başka hiçbir şeyiniz kalmaz. Ve tam tersine umudunuzu muhafaza ettiğinizde her şeyinizi kaybetseniz dahi kendinizi muhafaza etmiş olursunuz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın dekanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurun Sayın Rektörüm. Sayın Valim, Sayın Garnizyon Komutanı, Sayın Protokol, Sayın basınımızın değerli mensupları, siz saygıdeğer velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 49. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz öncelikle. Erciyes Üniversitesi olarak biz gerçekten eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma boyutunda bize yakışan, şehrimize yakışan, ülkesine katkı sağlayan önemli bir yüksek öğretim kurumu olarak görev vermeye, genç arkadaşları yetiştirmeye, ülkesine çok değerli katma değerler sağlamaya çalışan önemli bir üniversite olarak görevimizi devam ettiriyoruz. Bugün bir araya gelmiş olduğumuz bu mezuniyet töreninde gerçekten biz sağlık alanında olsun, özellikle mühendislik alanındaki yapay zekada, savunma sanayi boyutunda, bunun dışında özellikle ziraat boyutunda, edebiyatıyla, dil eğitimiyle, ilahiyat boyutunda köklü bir geçmişe sahip bir üniversiteyiz. Ve bu bilinçle yaklaşık 2200 akademisyenimiz ve 5000'e yakın idari personelimizle hizmet veriyoruz ve toplam öğrenci sayımız 53.000. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biz önemli bir katma değeri üretirken bulunduğu şehrine, bulunduğu şehrindeki insanlarla toplumsal barışıksa olan, katkı ortaya koyan, önemli sonuçlar elde eden bir üniversite olarak çalışıyoruz. Özellikle burada vurgulamak istediğim önemli bir sonucumuz da aslında bu yetiştirmiş olduğumuz genç doktorlarımızdır. Tabii doktorlarımıza hazır fırsat elimize geçmişken nasihatlarımız olmak durumundadır. Lütfen insanımıza gülelim, insanımızla barışık olalım, kendimizi sevelim, çevremizi sevelim ve toplumumuzu sevelim. Bunları yaptığınız zaman göreceksiniz, özellikle meslek sevgisi de varsa zaten başarının gelmesi kaçınılmazdır diye düşünüyorum. O nedenle ben genç doktorlarımıza, özellikle kurum olarak bizleri temsil edecek olmalarından dolayı ki bugün vermiş olduğumuz 300'e yakın mezunumuzda
Ben bunu ışık olarak görüyorum. Bundan önce vermiş olduğumuz mezunların sağlamış olduğu katkıların özellikle bu dönem mezunlarımızda da sağlanacağından yana son derece ümit var olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle tıp fakültemizin idari personeliyle Sayın Dekanımızın ortaya koymuş olduğu özverili çalışmalarla da şunu görüyoruz ki bizler aslında hep birlikte sadece üniversitemizde değil, yapmış olduğumuz faaliyetlerle de daha üst düzey çalışmalarla anılmak durumundayız. Bakıyoruz, aşı üretiyoruz. Ki burada Aykut Özdağ Rendeli Hocama ben her konuşmamda teşekkür ediyorum. Bundan sonraki konuşmalarımda da muhtemelen teşekkür etmeye devam edeceğim. Gerçekten ona huzurlarınızda canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Saygıdeğer Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli hocamız tabi durmuyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşli hastalığı ile ilgili olarak da yoğun bir çalışma sürecinde birinci faz aşaması için gecesini gündüzüne katarak gayret eden çok değerli bir akademisyenimizdir. Tabii biz bu alanların dışında 42 araştırma merkezi ile bölgeye de çok önemli katkılar sağlayan sadece ulusal değil uluslararası boyutta özellikle gen tedavisinde bunun dışında ilaç uygulama merkezimizle sürekli yeni ARGE faaliyetleri içerisinde olan bir üniversite olarak çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza da devam etmek istiyoruz. Benim yapmaya çalıştığım üniversite rektörü olarak da buradaki idari ve akademik personelimizin motivasyonunu artırmak, onların aidiyet duygusunu artırmak da benim en temel görevim olarak olduğunu ifade etmek istiyorum huzurlarınızda. Ben bu törenin gerçekten genç doktorlarımızın bundan sonraki hayatları için unutamayacağı güzel bir tören olacağı düşüncesiyle kendilerine bundan sonra sağlıklı günler diliyorum. Bahtlarının ve yollarının açık olmasını diliyorum. Katılımcılara, hazırına saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurun Sayın Valim. Garnizon komutanımız, çok değerli rektörlerim, çok değerli belediye başkanım, il jandarma komutanımızı görüyorum, emniyet müdürümüz, il sağlık müdürümüz, başhekimimiz, çok değerli dekanımızı görüyorum. Yine kıymetli tıp fakültesinin benim dostum olan dekanı ve kıymetli veliler, çok değerli hekimlerimiz, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mezun olan hekimlerimiz 6 yıl önce bir karar verdiler. 6 yıl önce verdikleri kararda bir meslek seçmediler. Bir hayat, bir yaşam şekli seçtiler. Başkaları için yaşamayı, kendilerini feda etmeyi, gece gündüz çalışmayı, bazen evlatlarını, bazen anne babalarından uzakta kalmayı, baskı altında karar verebilmeyi, yani bu millete sevdalı değil, kara sevdalı olmayı seçtiler. İşte kara sevdalı oldukları millete hizmet etmek için bugün yola çıkacaklar. Türkiye'nin her bir yerine dağılacaklar. Benim onlardan isteğim, kendilerini yetiştiren Erciyes Üniversitesi hayatları boyunca onlarla beraber olacak. Çünkü üniversite yeni başarılara imza attıkça arkadaşlarımızın background'ında bir değer olarak artacak. Arkadaşlarımızın başarıları arttıkça da üniversitenin başarısı artacak. Ne olur Erciyes Üniversitesi'ni ve Kayseri'yi unutmayın. Ayrıca ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Doktorların fedakarlıkları için günlerce, saatlerce konuşuruz. Ancak ben 100 gün boyunca deprem bölgesinde Maraş, Elbistan ve Adıyaman bölgesinde koordinatör valilik yapmış bir kardeşimiz. Orada gördüğüm birçok olay var. Ama doktorların fedakarlıkları, onların bir hayat kurtarırken yaptıkları çaba
anlatılamaz. Sadece Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürümüz Hekim sabahın erken saatinde 7.40'da Maraş'tayken biraz dalgın gördü. Ve sürekli o yıkılan hastanelerin bahçesindeki tedavi merkezlerine yardım götürmeye çalışıyordu. Niçin olduğunu sorunca annesi enkaz altındaydı ama o milletin kendisine ihtiyacı varken devletin beni çağırıyor diye o gün kriz merkezine gelmişti. Birçok o bölgedeki doktorumuz henüz ailelerin hayatta olduklarını bilmiyorlardı. Aileleri enkaz altındaydı. Ama onlar bir kurtarıştan bir kurtarışa koşuyorlardı. Ben bunu gözlerimle gördüm. Özellikle verdikleri kararlar, o baskı, o heyecan ama onlar hiç yılmadan çalışıyorlardı. İnanın doktorlara olan benim saygım, sevgim binlerce kat arttı desem az değildir. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Vali olarak birçok hayatta kararlar veriyoruz. Bazen zor kararlar veriyorum. Ama benim verdiğim hiçbir zor karar sizinkiler kadar zor olmayacak. Çünkü sizin bazen cerrah olarak vereceğiniz bir karar insan hayatıyla alakalı olacak. O baskı altında, o gerçekten stres ortamında kararlar vereceksiniz. Ama eminim ki iyi niyetiniz ve mesleki tecrübeniz hep en doğrusu olacak. Dolayısıyla sizlerin seçtiğiniz yaşam şeklinde doktorlar idareci olarak da çok başarılı. Neden biliyor musunuz? İşte o karar vermeyi, en zor anda bile bir karar verebilmeyi öğreniyorlar. Karar vermek kolay bir iş değil. O yüzden onlara çok zorlu günler bekliyor. Ben bir de özellikle Tabip Odası Başkanımız konuşurken aileleri kutladığında çok alkış aldığını gördüm. Ben de o yüzden aileleri özellikle kutlamak istiyorum. Çünkü 6 yıl boyunca sizler de onlarla beraber aynı sıkıntıları çektiniz. Onlardan gelecek telefonlarla onların sınavlarının nasıl geçtiğini merak ettiniz, dualar ettiniz. Onlar için geceleri kalkıp dualar okudunuz ve bugün onlar mezunlar. Ben onlara son bir şey söylemek istiyorum, özellikle doktor arkadaşlarımıza. Bazen gerçekten kurtarmak için günlerce uykusuz kaldığınız hastalığınız tarafından yanlış anlaşılacaksınız. Bazen haksızlığa uğrayacaksınız. Ama ne olur, pes etmeyin. Çünkü bu millet sizi yetiştirmek için ailelerinizle beraber çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bu ailelerinizin, bizlerin, yani vatanın size ihtiyaçları var. Pes etmek gibi bir lüksünüz yok. Pes edemezsiniz. Buna mecbursunuz pes etmemeye, hatta mahkumsunuz. Lütfen pes etmeyin, yolunuz bahtınız açık olsun diyorum. Evet, programımızda üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecek mini konserle devam edeceğiz. Tıp ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Halil Tekin'e davet ediyorum. Delait bir Türk tanrısı. Mazi kalbinde. Eser iki defa Seyyan Hanım tarafından okunmuş ve aynı zamanda plak kaydedilen ilk Türkçe tango olarak müzik tarihinde yerini almıştır. Ve alkışlarınızla Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Kara Mehmet Yıldız'a alkışlar efendim. Buyurun.
Çiçek takdimi yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hakan Poyrazoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Evet, değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, şimdi genç hekimlerimiz hekimlik yemini edecekler. Yemin ettirmek üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Histoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Birkan Yakan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli hazurun, günü taçlandırmak açısından benim açımdan son derece değerli bir görev veren yöneticilerime çok selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet hekim arkadaşlarım, benim tane tane veya bazen 2-3 kelime halinde söylediklerimi tekrarlamanızı istirham ediyorum. Hekimlik anına geçiyoruz. Hekimler arasına katıldığım şu anda. Hayatımı. İnsanlık yoluna adayacağıma. Hocalarıma saygımı. Koruyacağıma. Sanatımı. Vicdanımın doğrultusunda. Yerine getireceğime. Hasta ve toplumun sağlığını. Baş görev sayacağıma. Hastalarımın sırlarını. Saklayacağıma. Hekimlik mesleğinin. Temiz töresini koruyacağıma. Meslektaşlarımı kardeş bileceğime. Din. Milliyet. Irk farkının görevimi etkilemesine izin vermeyeceğime insan hayatına ana Rabbine düştüğü andan itibaren saygı göstereceğime tıp bilgilerimi insanlık değerlerine ve yasalarına karşı kullanmayacağıma özgürce namusum ve şerefim üzerine and içerim. Sayın Yakan'a teşekkür ediyoruz. Yeni mezunlar adına konuşmalarını yapmak üzere Doktor Sayın İrem Sarıtaş'ı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, sayın protokol, sevgili doktor aileleri ve kıymetli doktor arkadaşlarım.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 49. dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün dünyanın en zor ve bir o kadar da özveri isteyen mesleklerinden biri olan hekimliğin ilk adımını atıyoruz. Bu coşkulu ve gururlu günümüzde yanımızda olmanızdan çok mutluyuz. Dönem arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan onur duyuyorum. Konuşmama başlamadan önce bu yıl yaşadığımız, ülkece derinden etkilendiğimiz deprem felaketi sebebiyle çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu elim felaketin insan hayatına olan etkilerine birinci elden şahit olan Türk tıp hekimleri olarak depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve tüm sağlık personeline Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Doktor İrem Sarıtaş ve Doktor Sayın Özcan Yenay Özarslan. Diplomalarına derdilerini almak üzere onları sahneye davet ediyorum. Diplomalarını ve plaketlerini takdim etmek üzere Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Fatma Akgüneş, diplomasını ve plaketini almak üzere kendisini sahneye davet ediyorum. Takdimde bulunmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Memduh Büyükkılıcı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Öncelikle sevgili meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Her gün ayrı ayrı alnından öpüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir doktor abiniz olarak. Gerçekten Erciyes Üniversitesi 49 yıllık bir geçmişiyle tıp fakültesi olarak her yerde kendisinden söz ettiren haklı olarak özellikle de pandemi döneminde haklı gururumuz olan bir fakülteydi. O yönüyle şanslı olarak ben bu meslektaşlarımızı görüyorum. Keşke benim dönemimde de olsa da okusaydım diye paylaşıyorum. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumuştum. O zaman burada okuyamamıştık. Efendim ben tekrar tebrik ediyorum, hayırlı bulursun diyorum. Doktor Tuğçe Hasbenlioğlu ve Doktor Hacer Nur Çukurlu'yu sahneye davet ediyorum. Belgelerini takdim etmek üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u davet ediyorum efendim. Buyurun Sayın Rektörüm.